Omzun nasıl bir tanem? İyi. Arada ağrıyor azıcık ama iyiyim. Ya keşke dinlenseydin biraz daha evde. Boş ver ya, hava almış oldum, daha iyi oldu. Çok korkuttun beni, biliyorsun değil mi? Çok mu korkuttum seni? Hı-hı, hem de çok. O halde Engin Bey, benim ne yaşadığımı birazcık anlamışsındır. Sen ne zaman operasyona gitsen ben stresten uyuyamıyorum. Başına bir şey gelecek diye ödüm kopuyor. Sen yokken telefon çalınca bile korkarak açıyorum ben aşkım. Ve ben bunların hepsini her Allah'ın günü yaşıyorum. O yüzden birazcık da sen benim için kork canım, olur mu? Pardon. Efendim Ayşe. Müsaitim, evet. Kusura bakmayın, rahatsız ettim ama bir şey yakaladım ve sizinle paylaşmam gerektiğini hissettim. İyi düşünmüşsün. Pardon, bir saniye. Ne oldu? Kim o? Ayşe komiser. O da kim? Ya ekibimizin yeni üyesi. Ne zamandır? İki gündür. Başka sorun yoksa telefona dönüyorum ben. Evet Ayşe, dinliyorum seni. Aa, bir Ayşe'miz eksikti. Ne alakaysa. Siz olmasanız ben bu dosyaları arşivde imkanı yok bulamazdım. Hem kendi adıma hem de müvekkilim adına size çok teşekkür ederim. Rica ederim avukat hanım. Kolay gelsin. Teşekkürler. Kademin adreslerini belirledik. Baskına hazırlanacağız. Biraz hızlansak iyi olur. Tabii müdürüm. Başak. Ne yapıyorsun burada? Sen burada mıydın? Niye bu kadar şaşırdın? Beklemiyordum çünkü. Hayırdır? Avukatlık işleri, dosya takibi falan işte. Hanımefendi kim? Tanıştırayım. Eşim Başak. Bu da Ayşe. Ekibimizin yeni üyesi. Bahsetmiştim ya sana. Ya hiç hatırlamıyorum ama memnun oldum tanıştığımıza. Ben de memnun oldum. Çok teşekkürler. Müdürüm, ben otoparktayım. Tamam. Geliyorum ben. Tamam müdürüm. Evli mi? Kim evli mi? Ekibinizin yeni üyesi. Evli mi? Ya bilmiyorum. Başak, sormadım. Sen ekibi alırken kimlik bilgilerine bakmadın mı? Kimdir, necidir öğrenmedin mi? Ya Başak, bu neyin sorgusu? Yüzüğü yok mu? Ne yüzüğü ya? Ne diyorsun? Anlamıyorum Başak. Olsun. Ben anladım anlayacağımı. Hadi kolay gelsin sana. Ya Başak ya. Of. Of. Başak.